Siz nasıl değerlendirdiniz? Yani ben şimdilik tabii kamuoyu ve çok tartışıyor, belki bütün dünya kamuoyu tartışıyor. Evet, çok kilit bir soru. Kaza mı, suikast mi? Şimdi Ahmet Suha Bey'in de, Sayın Büyükelçinin de biraz önce söylediği gibi olayın hemen ardından gerek İsrail'in gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin ya bu işte hakikaten dahlimiz yok, bizimle ilgisi yok şeklinde hemen açıklama yapmaları zaten işte bu kamuoyunda bu şekilde tartışılacağı beklentisini de ortaya koyuyor. Ülke İran olunca şimdi bana özellikle. bana göre yani benzer şekilde geçmişte iki ayrı yerde, birisi Kuzey Irak'ta, birisi Van'da askeri helikopter kazası, benzer düşmüş iki kazanın da soruşturmasını yapmış bir savcı olarak, bizatihi o dosyaların savcısı olarak, yani tecrübelerim ışığında da söylüyorum. Burada durum biraz daha farklı. Niye? Çünkü burada kaza sonucu ölen İran'ın bir numarası, Cumhurbaşkanı. Şimdi öyle bir açmaz var ki burada, biz bunun kaza mı suikast mı olduğunu, daha doğrusu suikast ise suikast olduğunu asla öğrenemeyeceğiz. Bu çok net. Çünkü eğer bu saatten sonra böyle bir bilginin ortaya çıkmış olması demek, yani İran'ın bir numarasının, yani İran Cumhurbaşkanı'nın İran toprakları içerisinde bir başka devlet tarafından sabotaj ile helikopteri düşürülüp öldürüldüğü şeklindeki bir veri ya da böyle bir tespit İran açısından mutlak bir savaş sebebidir. Yani eğer bunu İsrail yaparsa İsrail'e karşı, ABD ise ABD'ye karşı, bir başka hangi ülke olursa olsun. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sizin ülkenizin toprakları içerisinde Cumhurbaşkanınıza bir başka devlet tarafından bir sabotaj ve bir saldırıda bulunuluyor ve Cumhurbaşkanınız ölüyor, öldürülüyor. Ya bu üstü örtülebilecek, efendim biz de buna mukabele edeceğiz denilebilecek bir olay değil, bir devlet açısından. Bu bir devlet açısından mutlak savaş sebebi. Kesinlikle. Dolayısıyla bu saatten sonra İran bunu göze alabilir mi? Eğer bu bir suikast ise. Onu bir tartışmak lazım, bekleyip görmek lazım. Bana göre ya öyle olsa bile sümenaltı edebilir. Sümenaltı edilecektir öyle ise. Şimdi kaza mı, suikast mı? Ben yine bir savcı refleksiyle tabii bu olaya, bir siyasetçi ya da bir siyasi pencereden değil, bir sorgulayıcı mantıkla, bir savcı sorgulama yaklaşımıyla baktığımda, sizin de söylediğiniz gibi hava koşullarının erkenden itibaren bu şekilde bozuk olduğu, yoğun bir sis olacağı bilinen bir alana dünyanın hiçbir pilotu uçmaz. Evet. Yani o dönemlerde ben defalarca, çünkü biz karayolundan ziyade hava yolu kullanmak zorundaydık. Hep helikopterle Doğu Anadolu'da ulaşım sağlamak durumundaydık. Birkaç kez hava koşulları sebebiyle gittiğim bir noktadan, yani Van'daki merkezimize dönüş için bir gün beklediğimizi bilirim. Pilotlar asla ikna olmazlar. Çünkü hem bir de pilot hayır dediği zaman uçulmaz yani. Hem taşıdıkları yolcuların can güvenliği tabii mutlak sorumlulukları altındadır. Hele ki Cumhurbaşkanı taşıyorsunuz. Evet. Şimdi bu bir tarafa konması gereken, yani düşünmemiz gereken bir nokta. Niçin uçtular? Kim zorladı? Evet, İran bir demokrasi değil. İran hiyerarşik bir yapı. Evet, Cumhurbaşkanı reisi otoriter bir kişi, zorlamış olabilir. Pilot onu dinleyememiş, yani şey yapamaz, itiraz edememiş olabilir. Bu bir ihtimal olarak bir kenara koyalım. Şimdi hep göz ardı edilen bir nokta var. Tekrar beni merakımı celbeden. Burada 3 helikopter var. Evet. Bir helikopter yok ki. 3 helikopter var. 3 helikopter birden havalanıyor. Ve bir kol halinde bunlar. Bir düzen içerisinde. Tek bir güzergahtan gidiyor. Gitmek zorundalar. Yani dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin cumhurbaşkanı tek başına tek bir helikopter ile uçurulmaz. Bu kadar uzun mesafe geçirilmez. Onun güvenliği alınır. Eskortlanır, yedeklenir, sürekli gözetilir.
Yani ani bir durum gelişebilir, bir yere zorunlu iniş yapabilir, illa düşmesi gerekmiyor ki. Bir hastalık geçirebilir, pilota bir şey olabilir. O durumlarda acil müdahale şeyleri vardır, evet, araçları vardır. Şimdi böyle bir şey de görmüyoruz burada. Şimdi bu SİS'e 3 helikopterde girdi mi? Eğer 3'ü birden girdi ise 2 tanesi nasıl oldu da? Bunu hiçbir özellikle Sayın Ertürk'e soralım. Ayrıldı gitti. Evet. Eğer bunların 3'ü aynı kol üzerinde gidiyor ise bir tanesinin koldan ayrılmış olduğunu, ki özellikle Cumhurbaşkanı'nın helikopteri bütün pilotlar, 3 pilot açısından böyle mihenktir yani. Bütün dikkatler oradadır. Şimdi onun koldan koptuğunu, ortadan kalktığını niye fark etmediler? Nasıl fark edemediler? İrtibatları, çünkü sürekli irtibat halindedirler. Telsizle, iç iletişimde sürekli ama. Yani birbirlerine koordinat verirler, rota verirler, durumlarını izah ederler. Çünkü kol uçuşu yapıyorlar. Ha, SİS noktasına gelindiğinde iki helikopter ayrı bir yere ayrılmış. SİS'in dışından uçup gitmiş. Cumhurbaşkanı'nınki içeriye girmişse bu açıklanmak zorunda. Bu büyük bir emniyetsizlik. Büyük bir açık, bir güvenlik açığı. Evet. Şimdi bir tarafta bu var. Bunu da koyuyorsunuz. Ya sonra yani o helikopterlerin düşme noktasını bir şekilde, bölgesini görmeleri, bilmeleri gerekiyor hayatın olağan akış içerisinde. Bunu dolayısıyla hemen... saatler sonra, evet, saatler sonra yerinin tespiti için Türkiye'den İHA desteği istenmesi, yani İran'ın helikopterin nerede düşmüş olabileceği hususunda bir bilgisinin de olmadığını gösteriyor. Bu da bir ikinci bir açık. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde ben burada en hafif şeyin 79 model olduğunu düşünüyorum. 79 model bakımlıysa uçar. Ha, İran gibi bir devletin Cumhurbaşkanı'na tahsis edeceği helikopter bu olmamalı. O ayrı bir konu. Yani Amerika ambargosu altındaysanız, ya Çin'le, evet, Çin'den tedarik Çin'le, edersiniz. Rusya'dan Rusya'yla tedarik edersiniz. Ticaret halinde. Kuzey Kore'den yani bahsediliyor. Oralardan tedarik edersiniz. Yine yaparsınız. Evet. Havuzunuza koyarsınız. Evet. Şimdi bu tabii ki şeyin kaza mı, sabotaj mı noktasında soruları arttırıyor. Açıkçası beni yani, evet, ortada bir yerde bırakıyor. Şimdi bütün bunları bir sıradan bir insanın sıradan kiraladığı bir helikopterle böyle bir kaza geçirmiş olması başka bir şey. Bakın bu çok önemli. Ya devletin bir numarasının, Cumhurbaşkanı'nın üstelik o kadar korunması gereken güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığı, etrafında koruma ordularının, koruma birimlerinin, hava efendim kontrollerinin yapıldığı bir noktada böyle bir kaza meydana gelme ihtimali bu oluşa göre ya bana biraz şüpheli zor geliyor. Görünüyor. Şüpheli peki geliyor. Burada sabotaj konusunda da elimizde bir veri var mı? Böyle bir yani veri yok ama sonuçta gibi, kaza varsa bile, evet, varsa bile bu açıklanmayacak. Sayın Ertürk'e burada hemen sormak istiyorum. Yani Sayın Şen'in söylediği gibi 3 ayrı helikopter aynı anda çıkıyor. Belli ki aynı güzergah üzerinden gidecekler. Bir tanesi rotadan kopuyor ve onlar yollarına devam ediyor. Bir kere o sisin içinden, o uygun olmayan hava şartları içinden nasıl geçmiş olabilir? Kaldı ki ilerleyen dakikalarda mutlaka haber gitmiştir diye düşünüyoruz. Neden?